Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli izleyenler, değerli dostlar, bir kadın ilmi hali programında daha sizlerle birlikteyiz. Sizlerden gelen soruları kıymetli hocamıza yönlendirip cevap arayacağız. İlk sorumuz, e, Müslüman bir erkek gayrimüslim bir kadınla <laughs> evlenebilir mi? Günümüzde özellikle Avrupa'da ateizmin bu denli yaygın olduğu bu dönemde geçmişteki gayrimüslim hükmünü bunlara verebilir miyiz? Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecmain Yerlerin göklerin kainatın sahibi Allah'tır. Allah Celle Celaluhu Kullarına bir defa Yaşam hakkı vermiştir. Onun için ömür sermayesini de e, denemeye kalkışmamak lazım. Bu hususta e, dikkatli hayat yaşamak lazım. E, bir insan tabi e, inançlı mütedeyyin biriyle yuva kurmanın programını yapmalı. Fethi Said Vesselam tüm kahıl Ali erba kişi evleneceği bir hanımın dört özelliğiyle evliliğini e, tercih etmesi gerekir. Çünkü hulmer erba imaliha ve li cemali ve li veli ve li diniha malı, hasebi yani soyu, e, cemali, güzelliği ve li diniha der orada. Fasfar bizati din, dindarı seç. Fasfar yani tercih olarak. Teribet yedake, teribet toprak demektir. Elin toprakla, toprak berekettir. Bütün hayat orada dönüyor ya. E, elin topraklanır, bereket bulursun, huzur bulursun demektir. Yani bir insan e, dini için evlenen, Mevla malını, iffetini, e, güzelliğini arttırır. Malı için evlenen, malının bereketi gider. Güzelliği için evlenen, güzelliği gider. E, yani maksat her işte böyledir. Allah için yapılacak evliliktir. E, tabii bir insan gayrimüslim dediğimiz e, Bakara suresinde bu meselelerde وَلَا تُنْكُلْ مُشْرِكَاتِ hatta O ayeti kerimede Uzun uzun bu meseleler izah edilir. Şimdi Kur'an-ı Kerim bize müşrik olanlarla evlenilmesini yasak etmiş. Müşrik dediğimiz yani hiçbir mukaddesatı yok. Ehli kitap kavramında şöyle bir ince bir nokta var. Yani bir insan en azından şu kainatı yaratan bir yaratıcıya Allah'a ve Allah'ın bu yarattığı dünyada e, bir e, kendine elçi kıldığı bir peygamber ve o peygambere bir hüküm verdiği yani ahkamını bildirdiği bir kitap. Şimdi bu bir artı oluyor. Şöyle ki, yani e, bir Hristiyanı düşünelim. Bu adam Allah'a inanıyor. Bu kişi Allah'tan gelen bir kitaba ve bir peygambere bir mukaddesatı var. Ha hükmü değiştirilmiş, onun hükmü geride kalmıştır. Ancak en azından bir şeye inanıyor. Bundan dolayı ehli kitap olanlarla kişi evlilik yapabilir. Yani oradan kız alabilir. Ancak bir kız efendim bu şekilde bir ehli kitaba verilmez. Çünkü tahakküm altına gireceği için böyle bir mesele evlenebilir farklıdır. Evlenir farklıdır. Bak evlenebilir demeye çalışıyorum. Onun için en başta bir defa hayat yaşıyoruz. Onu izah etmeye çalıştık. Bundan dolayı yani ehli kitapla böyle bir mesele var. Ancak mesela bu Yahudi de buna dahildir. Mesela Yahudi baktığınız zaman Yahudilikte kimsenin e, canına kıymayacaksın. Kimsenin canına zarar vermeyeceksin. Tevrat'ta diyor ki benim kullarıma zarar verirsen seni kulluğumdan atarım diyor. Yahudi Yahudi. Direkt hükmü belli. Direkt hükmü belli. Yani içkiyi içmeyeceksin diyor. Zina etmeyeceksin diyor. Rızına dokunmayacaksın, Rızına dokunmayacaksın diyor. O beni çok etkiliyor mesela. Şimdi e, bu durumda e, ehli kitap dediğimiz bu adam Allah'a inanıyor. Bir peygambere inanıyor. Musa Aleyhisselam'a, Tevrat'a inanıyor. E, o söylenenleri yapsa bayağı işimize yarayacak. Evet. En azından onu bağlayan bir kutsalı var. Ancak müşrik dediğimiz veya ateist dediğimiz buna benzer yapılar Efendim maalesef bir kutsalı yok yani onu bağlayacak bir kutsal bir şey yok yani Allah'a olan saygısı yok Allah'tan gelen bir kitap Allah'tan gelen bir Allah'ın tayin ettiği bir peygamber kavramı yok yani e, İslam ülkelerindeki İslam dairesinin dışında İslam'a saygısı olmayan yapılar e, bu duruma düşüyor evet, maalesef. Yani adamın bir kutsalı kalmıyor, Kutsalı kalmayınca bu adam daha tehlikeli duruma düşüyor. Yani mesela Osmanlı evliliğe getireceğim mesela Osmanlı Avrupa'daki halkın halkların ehli kitap kalmasını yani Müslüman ol olmuyor, olmuyorsa ehli kitap kal derdi onlara. Yani kilise daha iyi mesela teşvik eder yapardı. Yani neden hiç olmasa bir inancın olsun. İnancı olursa o dersin ki ya şu İncile bak adam öldürmek. Şu İncil'e bak örtünmek gerekli. Evet. Rahibeler mesela örtünüyor. Bir kutsal bir şey. Şu Tevrat'a bir bak. Allah'ın kullarına zarar veremezsin. Zarar verirsen bak Allah seni kulluğundan atıyor. Zaten Başı dini olma diyor yani. Başıboş olma diyor. Ama şimdi bakıyorsunuz yani İslam ülkesinin içerisindeki İslam'a efendim uzak olan yapılar yani e, müşrik durumunda düşüyor duruyor. Yani veseni durumuna oluyor. Evet. Yani ve, veseni böyle bir, bir kendine göre bir şeyi kutsuyor. Yıldıza tapıyor, puta tapıyor put falan. Putperes ta. put gibi. Yani e, kutsalı yok. Kendine göre bir, bir isim buluyor. O ku, ismin peşinde. Peki kutsalı ne bunun? Bu Mukaddesatın ne? Onu bağlayacak bir ondan dolayı bir Müslüman müşrikle müşrik bir kadınla evlenemez. Bir Müslüman asla ve kata erkek olsun, kadın olsun bu geneldir. Müşrik, veseni, putperest, ateşe tapan buna benzer farklı bir inanışlarda olan insanlarla bir Müslümanın evlenmesi mümkün değil. Böyle bir evlilik yapılamaz. Ancak erkek, erkek ehli kitap olan bahsettiğimiz gibi bu şekilde yaşadığı ortam. Mesela adam yurt dışında iş yapıyor ve orada yaşamak zorunda kalıyor gelip kendi yaşadığı ülkedeki bir hanımefendiyle oraya götüremiyor. Mesela bir Mısırlı bir Avrupa ülkesinde, bir Cezayirli bir başka ülkede, bir ülkemizdeki insan bir başka farklı yerde. E şimdi o farklı yerde olduğu ortamlarda bir ehli kitap bulabiliyor. Müslüman yok orada. Evet. E şimdi bu durumda bu adam evlilik yapacak. Din evrenseldir. Yani dar bir köyün ortamına göre kural koymaz, şehre göre kurmaz, ülkeye göre hüküm vermez. Yani tabiri caizse bütün dünyaya göre hüküm verir. Yani İslam'ın ahkamı uygulandığı zaman bütün dünya rahat edebiliyor. Selçuklu bunu uygulayabilmiş, Osmanlı bunu uygulayabilmiş. İşte onu iyi anlamak lazım. Burada şunu söyleyelim. Yani İslam bunu yapın diye teşvik etmez. E, söylemez bunu. E, ya yani neden? E, çünkü Allah'a asi olan bir insanla hayat sürmek. E, şimdi sen evlat sahibi olacak kişi. E, şimdi bu Hristiyan bir annenin e, kucağında bu İsa'yı okut satacak Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem demeyecek. Burada büyük sıkıntılar çıkar. Yani evlenebilir, farklıdır. Evlenir, farklıdır. Onun için mesela bir insan e, onu izah etmeye çalıştık en mümkün mertebe Resulullah Efendimiz buyurdu ki malından, soyundan, efendim güzelliğinden dolayı Ama fes var İzat-ı Din diyor, dindarı seç dindarı seç, bereket bulasın hayatının huzurunu yakalayasın diyor Mesela bu şekildedir o vesileyle Allah huzurlu mutlu yuvalar nasip eylesin amin hocam evet. ee, bir diğer sorumuz hocam bugün aleyhissalatü vesselam efendimizden beri süre gelen İslami şekilde bir düğün tarzımız var Peki bugünkü düğünlerde eğlencenin çalgının hükmü nedir? Yani bir Müslüman bu şekilde düğün yapabilir mi? Ee, şimdi e, düğün meselesine gelince burada e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Setekünü fitenün ile ilim Gece karanlıkları gibi fitneler olacak Seyyeti alin zamanun Bu Ebu Davud'dadır bu hadis -i. İnsanlardan öyle bir zaman gelecek ki Tusbihuna e, fi batarin ve laibin ve onlar oyunlar, eğlenceler, azgınlık ve sapkınlık içerisinde olacaklar. Fetus bihuna qiradatan ve khanazir der. onlar qiradatan demek maymun demektir ve khanazir <laughs> domuz demektir. İstihlalihul <laughs> maharim onlar haramları helal edecekler. Helal sayacaklar. Ondan ve tehazatil kainat vel şarkıcı kadınlar ve sazcaz aletlerini e, efendim, eğlenecekler. ondan sonra ve ve şurbu hamr faiz yiyip içki içecekler. Özelliklerini böyle sayıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ya Rabbim benim ümmetimi benim ümmetimi hasif mesh yapma dedi. E, Vesselam Efendimiz Rabbimize dua etti Allah'ım. Yani benim ümmetim hasif yani yerin dibine batırma mesih insanların şekli değişmesin. Allah'a böyle dua etti. Mevla Teala duasını kabul etti. Allah'ım ümmetimde bir kıtlık olmasın. Yani genel bir kıtlık efendim veya Nuh tufanı gibi tufanlar. Mevla hepsini kabul etti. Ancak Allah Celle Celaluhu buyurdu ki senin ümmetinin suretini suretini değiştirmeyeceğim. Yani sureti maymuna domuza dönme. Geçmiş ümmetlerde ayette sabittir. Bu noktada hasin dönüştürülmüş maymuna dönün. Hepsi maymuna döndüler. Ve o şekilde ölüp gittiler. Bu ayetlerle sabittir. Ee, Resulullah Efendimiz ya Rabbim benim ümmetimi bu hale bu efendim toplu, e, toplu helak olmasın benim ümmetimin şekli değişmesin maymuna dönmesinler Mevla kabul etti e, fakat Allah Celle Celaluhu buyurdu ki ümmetinin sureti olmasa da siiretini çevireceğim yani adamın sureti insan gibi görülüyor siireti yani ruh dünyası e, maymun gibi olduğu için e, bakıyorsun maymun besliyor Hınzır gibi olduğu için bakıyorsun domuz evinde besliyor. Domuzla böyle bir affedersiniz. Evet. Yani biraz garip şey, kelime oluyor ama böyle adamın evinde olacak iş mi ya? Yani ruh dünyası neyse artık köpek ise bakıyorsun o, onu kutsuyor, o, o, seviyor. <laughs> Anlatıyorlar ya yani affedersin köpeğe miras bırakıyormuş falan. Ruh dünyası kendi yani ha öyle. Yani Mevla Celle Celaluhu. Yani bu şu demek değildir. Biz hayvanları sev seveceğiz. Bu mesele değil. Yani e, biz e, irhamume errahimun merhametli olanlara yerhamuhumurrahman sözü merhamet merhametse Allah merhamet eder. Yani bunu ben söylemeden geçemeyeceğim. Konu geldi. Mesela biz aşevi kurduk. Niye? E, ümmet istifade etsin diye. Evet, Oradan hocam. çıkan sakatatlar biliyorsunuz. Ne yapıyoruz? Oradaki hayvanlara veriliyor. Değil mi? Mesela benim evde balkona ben şey yaptım. Böyle güzel bir teret yaptım. Karşıda bizim balkonun karşısında ağaç var. Kuşlar. Kuşlara da küçük bir aşevi. kuş aşevi yaptım. <laughs> ya şimdi kalkıp bana merhamet öğretme. Evet, yani abi. dinim zaten ama her yerli yerinde. Evet. Sen şimdi çocuğu evden koyuyorsun köpeği eve alıyorsun. <laughs> Dengesizlik var burada. Yani köpeğe evet. verilen sevgi evladına verilmiyor. Şimdi yani burada ve vesselam efendimiz ümmetim şekli değişmesin ama Allah Celle Celaluhu ümmetin öyle azgınlaşacak, öyle sapkınlaşacak ki burada Allah'ın hududu bitecek. Yani limit diyelim hani. Efendim Mevla orada bitirecek. Fakat niye bitiyor? Bir efendim içkiler, iki faizler, üç sinalar. Bunların çoğalması, bistihlal maharim haramları hele ne var ki bunda? Helalleştirecekler. Ve tehazatil kaynat ve megazif Şarkıcı kadınlar ve saz caz aletleri bunları helal sayacaklar. Haram bu, helal sayacaklar. Yani değerli Murat bilirsin, bir insan bir günah işlediği zaman günahkar olur. Ben bunu hep söylerim. Kişi 99 kişiyi öldürüyor, ben ne yaptım ya Rabbim diyor. Allahu teala, öyle kabul ediyor. affediyor onu. Evet. Ama ne var ki bunda dese ne olur? Allah muhafaza kâfir kâfir olur. Olur. Ha, Şimdi buradaki bütün mesele biz bunu bunu bir defa işlememiz lazım. Yani yani güzel kardeşim diyeceğim, yalvararak şunu söyleyeceğim. Yani kırdığımız, döktüğümüz, bak kırdığını demiyorum. Kırdığımız, döktüğümüz, yanlışımız, hatamız. Ee, Allah Celle Celaluhu'ndan Allah'ım beni affet demek kolaydır. Ama ne var ki dediğin zaman Allah bu Allah inkara Allah giriyor. Daşmak. İnkara giriyor. İstihza ve istihfaf bu kişiyi dinden çıkartır. Ondan dolayıdır ki hemen e, yerini bulalım. E, Lokman Suresi'nde biliyorsun o ayeti kerime. Sure-i Lokman'da bir şeyde de geçer. ''Vestefsiz men isataata minhum'' ve stefsiz men istatahta minhum Ey şeytan gücün yettiği kişileri sesinle çağır. Allah Allah. O İsra suresinde olacak. O oradaki surede gücü ya sesi şeytanın sesi nedir? Çalgılar müziklerdir. Çalgılar müziklerdir. Burada da ve nas insanlardan bazıları. insanlardan bahipsi değil. Bazı menyeşleri satın alır. Lehvel hadis. Boş sözler. Bazı müşrikler dediler ki Kur'an geçmiş kavimleri anlatır. Onlar da acem hikayelerini anlattılar. Efendim bu şekilde efendim Kur'an'ı tahkir etmeye kalkıştılar. Böyle uyduruk yalan meseleler. E, lehvel hadis e, Efendi bütün sahabe efendilerimiz müştehit ulema ittifakla bütün tefsirlere baktığımız zaman müzik olarak tercüme edilir. Müzik. Lehvel hadis. Lehvel hadis. İki nokta, üst Burada üç madde var. Bir, lan sebebiyle insanlar Allah yolundan dalalete götürür. Yani müziği ele aldığımız zaman ilk helak olan kavim Nuh Aleyhisselam'ın kavmi. Çalgı ve Çengi'den e, deniz sahillerinde yaşıyorlardı. Aden ve bu Akdeniz kıyılarında orada kadın erkek karışık eğlenceler düzenlediler. İlk helak kavim inşallah onu da uzun uzun anlatırız. Evet Efendim e, çalgı ve müziklerden kadın erkek karışık eğlencelerden helak oldu. Bir lansif, insanları dalalete sürükler. Yani şehevi duyguları kabardı. İki bir gayri ilim, ilim yok müzik sözlerine bir bakın. İlim yok. Üçüncüsü daha net. Ve yettehize ha İslam'ı huzvan alaya alır. Dinden alaya ediyor. Evet. Efendim cehennem ödüldür diyor. Cennet sürgündür diyor. Allah um yani bu nasıl bir ifadedir? Seninle cehennem ödüldür bana. Dalga geçiyor adam. Allah muhafaza. var. açık söylüyor. Ulaikelehum azabun. Onlara alçak edici azap vardı. Şimdi Kur'an'ın efendim anlatamazsınız. Haramlılığını anlatamazsınız dediği mesele müzik. Devamda diyor ki veza tut Onlara ayetlerimizi okuyun ya bu haram bu günah. Bir vella müstekbiren. İstikbar eder, baş kaldırır. Ha öyle şey mi olur diye öyle kabul ettiremezsin diyor. İki kendem sanki duymadı. Ayet bu. Üç kendi uzune yivaka. sanki kulak yok kulağında et var senin sesini duyma duyam duyuramazsın diyor. Gerçekten bu ayeti kerimeyi incelediğin zaman insanlar izah edemiyorsun yani. Haktan sağır kalıyor. Ya buna. duymuyor. duymuyor. Kur'an diyor duyaramazsın diyor. Şimdi <laughs> bunu dinleyenler de aynısını yapacaklar. Ben inanıyorum, biliyorum yani. Öyle şey mi olur? Niye haram olsun? Niye böyle olsun? Evet. Biz işte evlenmeyeceğiz Biz işte hayatın tadını çıkartmayacağız mı? Biz cennetin tadını çıkaracağız. İnşallah hocam. Biz dünyaya zıplamaya gelmedik. Eğer zıplarsak alttaki depremler de zıplar. Sonra çok Allah zıplatırlar. Defasında. İyi olmaz yani. Aynen. İyi olmaz. E, Febeşirhu bi azab ilim. Onlara... İnlele din onları iman ettiler ve salih, namaz kılarlar. Namaz müzikle kılınır mı? Asla. Asla tavaf ederler, Kabe'ye giderler. Tavaf müzikli olur mu? Kur'an okurlar, Kur'an müzikli olur mu? Zikir yaparlar, zikir müzikli olur Dinimizin mu? Dinimizin hiçbir kavramı <laughs> uymuyor. İşte bak, ondan sonra Kur'an ne diyor? İnlele din salih, Ameli salih müzikli olur mu? Yani dinin neresine müzik koyabilirsin? Yani onun için yani konu gelmişken ben bunu özelde de paylaştım. Şimdi de söylüyorum, e, biz ölümlü dünyada yaşıyoruz. Bizim konuşmalarımız bu video olarak veya neyse artık oralarda e Fonlarla böyle müziklerle Ben hiçbir konuşmamın yapılmasını istemiyorum Ve Allah hususunda Böyle bir hak tayin ediyorum yapmayın bunu Ben istemiyorum Efendim işte yani fonla daha iyi dinlenir Okuduğum ayetin Efendim hadisi şerifin dinimin Heybeti ve asaleti yeter Onun için orada başka bir şey istemiyorum Sade olsun süt gibi Karışım olmasın berrak yani. Berrak olsun halis su, berrak su, pınardan çıktığı gibi olsun. Ben tercihim budur. Burada da konu gelmişken söyleyeyim. Şimdi e, mesele nedir sizin sorduğunuz soru? Yani eğlenceli düğünler. Şimdi altyapıyı hazırlayalım ki yani caizdir değildir hemen kesip atmaktan ziyade. Meramımızı anlatmak açısından bunları söyledim. Onun için bir insan hayatında ömründe bir defa düğün yapıyor. Bu yapacağı düğünü efendim Rabbimizin istediği şekilde. E, onun Habibinin tayin ettiği şekilde. Resul Efendimiz efendim kendisi eşlerine e, kızlarına Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz'e düğün yaptı. Düğünde güzel bir yemek yedirilmesi ona velime denir. Düğün yemeğinde şifa vardır. Yani ondan sonra halk davet edilir. Hanım kardeşlerimiz bir tarafta, beyler bir tarafta. Orada güzel bir Kur'an-ı Kerim okunur. nasihatler edilir, dualar edilir. Halk kendi aralarında bir hasbihal ederler. E, yapılan ikramlardan istifade edilir. Ondan sonra Ikramlaşmak güzeldir, takı yapılır vesaire. Bu şekilde Rabbimizin hoşnut olacağı bir şekilde. Çünkü düğün bir temel atılıyor, ciddi bir temel. hayatın temeli atılıyor. Yani iki idi dört oluyor, dört oluyor sekiz oluyor. Yani iki idi derken eşleri kastediyorum, dört oldu derken evlatları kastediyorum, dört tane evlat. Evet. Ondan sonra sekiz oluyor derken her birinde küçük bir devlet olacak. kuruluyor. Heh, devlet kuruluyor. Onun da sağlam temelini atalım. Dualarla tekbirlerle onun için Allah'ı memnun ederek yapalım. Rabbimizi darıltmayalım. Onun, huzur öyle tesis edilir. Allah yuvalara huzur, selamet, nasip eylesin. Amin hocam. E, bir diğer sorumuz. Düzenli adet sahibi olan kişi daha sonra adetini gün olarak karıştıracak olursa bu adetin tespitini nasıl yapar? Hiçbir soru bu şimdi yani buradaki <laughs> yeselunekenil muhiz kulhu ve eden nisa fil mahiz. hayızı sana sorarlar kul eden Allah'ın Celle Celal hanımlara verdiği bir imtihan hastalık yani bir, bir herkesin bir farklı imtihanı var. Fatezülü nisa fil mahiz hayızlı olan eşlerinizden cinsel mukarenet olarak uzak durun. Ayet-i kerime nettir. o esnadaki mukarenet haram olacaktır. E, Allah muhafaza kabul etme inkar eden de dinden çıkar. Ayetle sabittir. şimdi bu hayızla alakalı meseleyi açıklamadan önce Hayızlı bir bayan ne yapamaz onu sayalım. Namaz kılamaz, oruç tutamaz, camiye giremez, Kabe'ye gidemez, Kabe'yi tavaf edemez. Kur'an okuyamaz, Kur'an'a el süremez ve eşiyle cinsel mukarenette bulunamaz. Daha sonra efendim namazını kaza etmez, orucunu kaza eder. Namazın kaza edilmemesi tekrara dönüşüyor. Efendim orada sıkıntı oluşur. Ancak oruç 5 gün tutamadı. 330 gün boyunca boşluk çıkar. Orucunu tutar. Şimdi e, bu hayızlı halindeki e, yapamayacağı bu meseleler e, bunları anladıktan sonra burada diyelim her ayın biriyle beşi arasında rahatsızlığı oluyordu. E Şimdi bu durumda bu efendim bazı ilaç kullandı bir şey oldu günleri karıştı. E, bu durumda e, yani o hastalığın yoğunlaştığı günleri kendine diyelim ki 8 ile 13 arasında oraya gitti. Orada yoğunlaşıyor. Efendim orada bu sefer kendine bir gün tayin eder. Efendim o zaman ne olur? Altı gün yedi gün belirler. Ondan sonra bittiği temizlenir. Ha o, efendim yani günü değişirse böyle bir değişiklik olur yediye çıkabilir vesaire. Üçüncü maddeye geçtiğimizde sürekli böyle ara ara geliyor. O zaman tekrar şuna bakmamız lazım. Yani rahatsızlığının yoğunlaştığı günleri ortaya alacak. Bu sürekli devam ediyor. O zaman onu Şurada başladı. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 8, 10 gün oldu. Evet. Otomatikmen bu kişi temizlenir. Temizlendikten sonra efendim ondan sonraki 19 gün boyunca otomatikmen temiz sayılır. Tekrar o yoğunlaştığı günleri yani böyle bir bir ayı bir ayı kendine ölçü alır. O bir ayın içerisinde efendim o mehiz günlerini ortaya alır. O, efendim o günleri 10 gün olarak başıyla sonuyla ayarlar artık o kendi durumuna göre ayarlayacak bunu. Çok istisnai bir meseledir. Biliyorsunuz yani hayızın en azı e, 3'tür, en çoğu 10 gündür. 10 günü, 10 geç. 10 günü geçmez. 10 günden sonra otomatikmen temiz abdestini olur. alır. 15 gün boyunca otomatikmen temiz sayılır. 13. gün tekrar e, gelse onu kabul etmez. 15 günü tamamlayacak. Bunlar soruya göre cevaplandırılabilecek meselelerdir. Ancak bu şekilde bir özet yapılabilir. Evet Hocam bir diğer sorumuz Kocasının ölümünden dolayı iddet bekleyen bir kimse. Hangi zaruri durumlarda evinin dışına çıkabilir? Ve da iddet beklemenin ölçüsü nedir? Şimdi efendiler yani e, iddet meselesinde ayetuhun erbate aşrın ve aşra. Kur'an-ı Kerim'de özet olarak mesela iddet e, onlar e, 4 ay on gün. Bu ölen kişi yani bir insan bir hanım eşini kaybettiğinde kim olursa olsun bu dört ay on gün beklemek durumundadır. Çocuğu olursa hatta yedel da hamlaha evladı dünyaya gelince normal ayrılma boşanma durumlarında ise hayız görüyorsa selasete kuru üç hayız müddetinde iddet bekleyecektir. Üç tane hayız görecek. Hayızdan iyas yani kesilmiş ise üç ay bekleyecek. Çocuğu varsa bu durumda da ne yapacak? Hatta yedel hamleha ucu evladı dünyaya gelinceye kadar e, iddet bekleyecek. Bu farzdır. Evinde beklemesi veya kendine e, bekleyebileceği bir yer tayin eder. Evet. Efendim kendi evidir. E, evladının yanıdır. Artık neresiyse babasının evidir. Bunu tayin ettikten sonra orada e, bu iddet müddeti içerisinde efendim beklemek durumundadır. Lütka -e burada bu mesele el-ihtiyarda. Efendim e, kitap isimlerinde verelim. Mecmulen hur mesele. Bunu çok ayrıntılı bir fetavayı de zaten e, olarak geniş bir şekilde bulunabilir. İbn -i Abidin özellikle bu kitabın nikah, nikahla alakalı meseleleri çok geniş bir şekilde mütala eder. Uzun bir bab ayırır buna. E, ve orada bunları e, Kasani'de de bulabilir. Her kitapta, bu kitabında bunlar var. Yani bir kadıncağız iddet beklerken evinden dışarı çıkamaz. Çıkamaz yani. Yani bir, bir hasta ziyarete gideyim, şuraya yapayım bu sadece ve sadece hayatını idame ettirecek zorunlu bir durum. Ekmek alacak kimsesi yok. O durumda ekmek almaya gidebilir. Yani mümkün mertebe onu da çözülmesi lazım. Bina içerisinde üstte kendisi oturuyor, altta oğlu oturuyordur. Ora ora olabilir. Ama efendim bir başka yere gitmesi doğru olmayacaktır. Bu mesele e, ciddi bir meseledir. Ayet-i kerimede bunlar anlatılmıştır. E, efendim iddetin e, o şekilde beklenilmesini e, biz tabii bu meseleler e, yani Allah'ımın dinini doğru yaşayayım bir defa hayat yaşıyorum. lütfen bazen şununla karşılaşıyoruz İlk kez duyuyor böyle şeyleri. Böyle şey mi olur? Bak güzel kardeşim. Ya yani ayet ayet var. Fe'iddetuhunne erbaate eşhurun ve aşra. Fe'iddetuhunne iddet beklemek demektir. Efendim udde say yani. Adde adde, adde. Efendim. E, yani say diyor yani. İdde Arapça adet. Adet. Türkçe'de de kullanılıyor. Adet. Yani senin bekleyeceğin sayı adedin 4 ay 10 gün. Ne yapacak o? Bekleyecek. Bir noktada bekleyecek. Yani nasıl ki Ramazan Şerif gelir. Ya benim canım yemek istiyor, tatlı istiyor, su istiyor tamam da bizim Temel gitmiş tarlada çalışmış. Tabii iyice susamış. Susayınca da bu sefer gitmiş memlekette su çok şelaleler akıyor böyle. Gitmiş şelalenin başında bir su akıyor. Susuzluktan çatlamış, çalışmış adam ya. Efendim ha o suyu içeceğim dedi. Kendi kendine konuşuyor. Ya dedi Allah'ın emridir içmeyeceğim onu. Ya canın istiyor ama Allah oruç tutuyor diyor da. Evet. Oruç tutarken yemek yemeyeceksin, su içmeyeceksin. İçeceğim onu, içmeyeceğim onu falan. En sonunda suyu içmiyor. Helal olsun. Allah'ım diyor ben senin emrin diyor yere düşürmem diyor. Sen ne dedi sen yaparım diyor. Yani canın su isteyebilir ama allah Teala emir var. var. Emir var. Can su isteyebilir temel içeceği olayı dedi ama sonra içmedi niye evet. Allah içme dedi şimdi yani e, ya işte çalışmış yorulmuş bu kadar efendim sıcakta e, değil mi mesela bazı yoğun işlerde çalışıyor adam e, maden ocaklarında 2000 derece 3000 derece sıcak altında e, bir de o var mesela fabrikalarda demir eritiyorlar adamlar o sıcakta kavruluyor efendim ve sen neyse yani burada Allah uğruş tutacaksın diyor. Biz tutacağız. Mevla Teala efendim eşinden ayrıldın veya eşin vefat etti. O durumda iddet bekleyeceksin diyor. Ya şimdi yaparsın yapmasın onu bilmem ama inkar etmek öyle şey mi olur diye efendim bu sefer Allah muhafaza imana tarluk edecektir. Dikkat edelim. Yani farkında olmadan dinden çıkarız. Üstadımız Mahmud Efendi mübarek hep derdi. İnsanlar ahirete cenneti beklerken azap melekleri bir itikliyor. Küt cehenneme. Ne işin var cehennemde? E sen birçok meseleyi inkar ediyordun. Evet. Dikkat edelim yapmayalım bunu. Helal helal harama haram diyelim. Allah'ın ahkamını duyduk. Aa, demek böyle şeyler varmış. Yapmaya çalışalım inşallah. Peki. Evet hocam. Ee, hocam bir diğer sorumuz. Damat kayınvalidesinin gelinde kayınbabasının elini öpebilir mi? Buradaki çizgi ne olmalı? Şimdi hurmet aleyküm. Allahu Teala buyuruyor ki sizin mahreminizdir. Ümmetukum anneniz. Benatukum. mahrem ne demektir? Oturursun, konuşursun, muhabbet edersin. Ebediyen evlenemezsin. Evlenemezsin yani hurmet bir de yani evleneme har evlenmen haram. Evet efendim. Evlenmen haram olunca senin mahremin mahrem ne demektir? Otur, konuş, muhabbet et anne. Ha, efendim e, ve bana kızın, kız kardeşin, halan, teyzen, erkek kardeşinin kızı, kız kardeşinin yedi tane madde oldu. Bir de sütten 7 tane 14 tane ve ummahatukum lati süt e, anneniz ve ahavatukum minar rada ve ummahatun isaikum eşinizin annesi eşinizin annesi kayınvalide oluyor evet. değil mi ve evet, rabaikum lati fi hujurikum min nisaikum lati dakhaltum bihinna bir de evlendiğiniz eşinizin kızı Kızları. evlendiğin eşin kızı ne demek oluyor yani sen şimdi eşin e, vefat etti eşin yok evlilik yaptın Bu evlendiğin hanımefendinin bir kızı var. Başka bir adamdan, kızı başka var. bir adamdan kızı var. O ne oldu? Otomatikman senin üvey evladın oldu. Evladın oluyor yani. Evet. O hanımefendi için de bu beyefendinin oğlu onun e, oğlu oluyor. Yani üvey anne, bunlar birbirine yakınıdır. Evlattır yani. Evet. Evlattır. Ondan sonra eee miniset Halit Şimdi bir, burada kayınvalide dedik. Efendim, e, bir de gelin mesela bu da o da aynıdır. E, bu şekilde <laughs> Yani kayınvalide, üvey anne, üvey kız, bir de gelin. Yani kişinin, kendi oğlunun eşi, öz evlat gibi oluyor. Oğlundan ayrıldı. Ayrılsa bile, yani kişi, kendi evladı boşandı. Allah yuvalara huzur versin. Amin. Efendim, yani o gelin de gitti, bir başkasıyla evlendi. Ondan sonra orada da hani misal, geçinemedi falan, fark etmez. Yani o evlat. Bu bir defa senin oğlunun eşi oldu. Ebediyen. Ya ondan sonra bir başka evlilikler oldu, şu oldu. Ne olursa olsun. Yani istediğin kadar ayrıntıya git. Bir kişinin efendim kayınvalide. Yani eşinden ayrıldın. O kayın bitmez. Kayınvalidelik ebedidir. Bunu bir anlayalım. Yani adı, ecdat zaten buna ne demiş? Valide Arapçada e, anne demektir. Kaim yerinde demektir. Yani kaim valide anne yerinde. Kaim baba, baba yerinde. Bunlar millet böyle kayın ağacı gibi bir şey zannediyor. Kayın. kayın diye demiyorlar. Ama... Kayın yani kayın meşe evet. ağacı. Kayın, kayın ağacı. <laughs> yani öyle bir şey yok orada. Ee, oradaki bütün incelik e, anne yerinde, baba yerindedir. Burada efendim herhangi bir haramlılık olmayacaktır. Ancak genel olarak ben hep şunu söylerim. Ben derken dinimin ortaya koyduğu hükümler, izahken her ihtimal batalılistir. Yani bir meselede yanlışa düşme tehlikesi ya olus varsa. Fazla lavabalilik, fazla ihtilat doğru değil. Evet. Şeytan öyle bir efendim pundunu ve şeyini yakalar ki yani ömürde bir defa olmayacak bir şey olur. Uçurumun kenarında dolaşmamak lazım. Yani, yani bir olmayacak bir şey olur. Dikkat etmek lazım. Bunu efendim e, hassas cümlelerle izah etmeye çalışıyorum. E, yuvanın içerisindeki o e, ahengi de yapıyı da bozmamak lazım. Şunu çok net bir ifadeyle çok net bir ifade kullanacağım. İslam ahkamı dini düzgün adabınca kendi e, gönlüne malik olmuş helale harama dikkat eden vakur insanlara hüküm koymuyor. Evet. Şu şey helalleri yapın diyor haramlardan kaçın diyor. İslam tek tek söylüyorum koyduğu hükümler İslam dairesindesin. Bir milyar insan var ya o en son bir milyarıncı en son Müslümanın demiş ama kalbinde bir sürü sıkıntımız onu da efendi fitneye düşmesin diye Böyle şeylerden uzak dur der. Çünkü o son noktadadır. Tam ölçüyü tutturamaz. Orada bir yanlış yapar. E bu sefer o, o da Allah muhafaza orada işin içinden çıkılmayacak gayri ahlaki bir duruma düşebilir. Evet, diye en son bazı insanlar e, ben şuna tacip ediyorum. Bazı insanlar böyle şey mi olur? Ya güzel kardeşim senden alakalı sen otur yerinde ya. Sen yoluna devam et. Yani meselelere dikkatli yaklaşmak lazım. Konu açılmışken şunu. Daha net izah edeyim İslam e, ülkeye benzer değerli Murat yani evet. ülke ne demek bu? Ülkenin hudutlarında tel örgüler var beton duvarlar var mayınlar var efendim nöbet tutan askerler, askerler var, var değil mi? Gelme vururum seni basıyor kurşunu bu ne biçim ülke ya böyle bir ülke mi olur? Hududa bakarak sen ülkeyi değerlendirirsen yanlış yaparsın. Bu efendim tedbirler, mayınlar, tel örgüler, oradaki kurşunlar, efendim makineli silahlar insanlara düşmanlık için değil. İki nokta üst üste diyorum. içerideki huzuru tesis etmek için. Şimdi çok net bir şey söyleyeceğim. Altyapı hazır olduğuna kanaat getiriyorum. İslam diyor ki hırsızın kolunu keserim, zinadeni öldürürüm, adamı öldürürüm, şunu yaparım. Din öldürmek için değil. Oradaki hudutta insanlar gelsin millette kurşun sıkalım diye Devlet bunun için o tedbirleri almıyor. Millet mayına bassınız da gelen geçeni öldüreyim değildir mantık. Mantık içeriği korumak içindir. İslam bunu yapıyor. Oradaki asaleti, adaleti, yuva bizim için asalet değil midir? İffet bizim için asalet değil midir? Bir genç kız evleneceği kişiye has olması asalet değil midir? Evli olan bir insan kocasına aittir, çoluk çocuğunun annesidir. Bu bir asalet değil midir? Gidiyor bir başkasıyla düşüp kalkıyor. Bu bir ihanet değil midir? İslam diyor ki işte buraya düşmesin. Onun için mayın koyuyor oraya. Mayınla patlatıyor onu. Diyor ki senin gibi birisi lazım değil bana diyor. Niye? Çünkü sen bu sefer ülkeye zarar vermeye çalışıyorsun. Gelip buradan yani yanlış yoldan şu kapıdan girsene içeriye. Demek ki sen yanlış yoldan giriyorsun. Kapıdan giriş evliliktir burada. Mayınlı tarlaya giriyorsun. Evet, evet. Onun için buradaki İslam insanları asıl. mesela burada Allah'ın sorgulayacak cümlelere doğru gidiyorlar. Yani sen Allah'tan daha mı düzgün konuşuyorsun? Allah'ın verdiği akılla Allah'a mı sen hüküm öğretiyorsun? Allah sonsuz merhamet sahibidir. Allah Celle Celaluhu. Konu açıldı net söyleyeceğim. O anneye diyor ki bak sen eşinin e, efendim e, asaletisin, onun e, onurusun, onun şerefisin. Çoluk çocuğu için annesin. E, çoluk çocuk. E sen bu yanlışı yaptığın zaman sana nasıl anne diyecek? Gidiyorsun başka adamla beraber geziyorsun. Allah Burada bak kimliğini kaybediyor. Dört tane çocuğun var çocukların asaleti gidiyor. Adamın onuru gidiyor. Yani mayına patlamış ölmüş ne olacak ki? Yani bunu böyle değerlendirmek lazım. Şimdi İslam, şimdi benim çok korktuğum bir şey. İnsanlar kalkıyorlar Allahu u Teala sanki böyle öldüren şey yapan gibi. Yani böyle tarif etmeye kalkışıyor. Allah aşkına kendimize gelelim sonsuz merhamet sahibi olan Allah Celle Celaluhu Selam. kullarına efendim bunu nasıl emreder? Böyle bir şey olabilir mi? O zaman tekrar soruyorum. E sen kendi ülkende niye tel örgü yapıyorsun? Niye mayın koyuyorsun? Niye makineli silah koyuyorsun? Niye orada şeyler yapıyorsun? Gelene niye kurşun sıkıyorsun? Böyle böyle bir şey olur mu? Yani misal olarak da demeyeceğim o kelimeleri. Yani ama burada yapılan nedir? Ülkedeki 80 milyonu korumak için 8 tane yanlışı öldürüyor. Ha millet de oradaki o te tedbirleri görünce Huduttan içeriye terörist girmiyor. İslam bunu yapıyor işte, teröristik yapma diyor. Yani ne demek? Senin eşin varsa gidip orada <laughs> yani yanlış yapma. Yanlış yapma. Evet. Meseleyi iyi anlamak lazım. İslam edep dinidir, ahlak dinidir, asalet dinidir. Bir e, an, e, e, İslam evladı düşünür, anneciğim diyecek. İslam beyi düşünür, e, eşim diyecek. Yani buradaki bu yapılanı hangi terazi tartar? Avrupa'ya gidelim. Avrupadaki bir insan bir bayanla istediği gibi dalaşabilir mi? Ya gavurlukta bile bu ahlaksızlık yok. Yani niye ben Müslümanım diyen insan ahlak mefhumuyla alakalı bu meselelerde hemen ileri geri cümle kullanıyor. Ahiret dediğimiz olay öyle kolay bir hesap yok orada. Şahsi hatamızı dinimize mal etmeyeceğiz. Yani burada İslam bir kural koyuyorsa insanların onurunu, asaletini, vakarını, iffetini korur. Mesela Efendimiz Aleyhisselam ne diyor? Benim soyumda zina, sifah yok diyor. Övünüyorum ben bununla diyor. Evvelu edukku cennet. La fakhra diyor. İlk cennetin kapısını tık 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 ben tıklayacağım diyor. Övünmüyorum diyor. Ya cenneti tıklıyor övünmüyorum diyor. Benim soyumda sifah zina yok diyor. Niye? İşte zina çocuğu falan. Namusu hangi mesabeye bak, koyuyor? Bak cennetin kapısını tıklamaktan birinci sıraya ondan daha önce, önce sıraya cenneti tıklasan ne olacak diyor. Ar olmadıktan sonra demeye getiriyor Resulullah Efendimiz. Bunun üzerine durmak lazım değerli Murat. İffet kalmamış, edep kalmamış. Allah'ın Celle Celaluhu'nun koyduğu hükümler bu sefer alay ediyor, hakaret ediyor. Şimdi şunu söyleyeyim. Yalnız söyle, bu... konu mühim. Ya ama mühim işte. Şimdi Allah Celle Celaluhu burada koyduğu hükümlere baktığımız zaman ben şimdi şuna üzülüyorum. İnsanlar mesela bunları eleştiriyor. Eleştirenlere bir bak. Kendileri ahlaksızlık çukurunda. Güya İslam'ın mübah kıldıklarına karşı çıkıyor. Kendisi 15. evliliği, 20. evliliği yapıyor. Ondan sonra güya İslam'daki Efendim bazı meselelere karşı çıkıyor kendisi. Bak. Yani Allah Celle Celaluhu'nun hükümlerine karşı çıkanların düştüğü alkibete bir bak. Evet. Ne hale geliniyor. Onun için yani Rabbimize acınacak karşı acınacak hale, hale geliyor. Yapmayalım. İffetimizi, vakarımızı, asaletimizi düzgün bir şekilde kullanalım. Allah iffetli yuvalar, vakarlı yuvalar. Efendim, e, övünç kaynağı anneler, anneanneler, babaanneler. Yani neslimizi e, billur su gibi dağdan çıkan su nasıl gibi billur gibi çıkıyor. Akmaya devam ettikçe de tertemiz korunursa efendim buradaki çeşmeden içilir. Ama pis sular karışınca o su içilmiyor yani. Allah hayırlı nesiller, hayırlı iffetler nasip etsin. Amin hocam. Evet. Ee, son sorumuz hocam. Ee, Peki. Erasmus diye bir program var. Bu program uluslararası bir program hocam. Asya ve Avrupa ülkelerinde geçerli. Öğrencilerin bayan erkek ayırmaksızın işte diyelim ki Amerika'daki bir öğrencinin belli bir dönem Türkiye'de. Türkiye'dekinin işte Almanya'da okumasını sağlayan bir program. Bir ben izleyicimiz böyle bir programa katılmanın caiz olup olmayacağını soruyor. Şimdi burada e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi şerifi e, ilmi ferizetun ala kulli müslim ve müslim. İlim öğrenmek her Müslüman erkek ve kadına farzdır. İlim dediğimiz zaman burada Allah'ı tanımak ilmidir. Allah'ın ilk emri Allah'ın ilk emri nedir diye sorduğumuzda herkes oku diyecek. En büyük yanlış burada. En büyük Kur'an'a iftira burada atılıyor. Mutlak oku değil. Heh, mutlak oku değil. Evet hocam. Çünkü o ayetin tamamını okumamız lazım. İkra bismirabbike lladhi halak. Halak diyor. Yaratan Rabbinin adıydı. Yani önce şu kainatı yaratanı tanıyacaksın. Evet. Allah bunu bu kainatı niye yarattı? Seni beni niye yarattı? Önce Allah'ı. Önce Allah'ı tanıyacaksın Akaid denir buna. Sonra halakal insanı min araq. İnsanı sudan yarattı. Diyor. Seni Allah niye yarattı? Niye yoktan var olduk? Bir defa önce ahkamı dini, yaratanı, yaratılanı, yaratılışımızı öğreneceğiz. Buna eee maliha ve maleha denir. Kişinin lehine ve aleyhine olan efendim namazı, orucu, zekatı, haccı, içkiyi, kumarı, faiz, zinayı helali haramı öğreneceğiz. Bunları öğrendikten sonra helali haramı öğrenen bir kişi efendim burada şunu bilir ki la layyul limra bir kadına helal değil. Tü'minü Allah'a ahirete inanıyorsa. Bazıları hemen karşı çıkıyor. Bir dakika sen Allah'a ahirete inanıyorsan bunlar söylüyor. Hadis söylüyor bunu. Çok ilginçtir. Kriter belli. Hadis-i şerif şunu yapmayın demiyor. Allah'a inanıyor musun? Ahirete inanıyor. O zaman seni bağlıyor bu. Evet hocam. Bakıyorsun adam itiraz ediyor. Hiç böyle dinden alakası yok. Seninle bağlantılı değil ki bu. Yani sen kendi yolunu çizmişsin. Burada ne diyor? Tü'minü billah Allah'a. Vel ahirete inanıyor musun? İnanıyorum. La tusafir meseret selaset eyyam. Dolayısıyla hurmetun mahremi olmadan 90 kilometre mesafeyi tek başına mahremsiz gidemez. Haramdır diyor. Bunu iman ehli olanları bağlar. Hristiyanlıkta bir hüküm var. Beni bağlamaz. Niye? Ben Hristiyanlığı kabul etmiyorum ki zaten. İnanmıyorum ben. Evet. Onun hükmü bitmiştir. Dönemi kapanmıştır. Şu anda Kur'an dönemindedir. Şimdi adam diyor ki benim inancım bu diyor. Olabilir. O zaman bu seni bağlamıyor ki. Adam itiraz ediyor. Niye itiraz ediyorsun? Seninle alakalı değil ki bu. Evet. 1 milyarla alakalı, 7 milyar ölünceye kadar istediğini yapabilir. Ölünce de azap melekleri hissediyorlar. <laughs> ölünceye, ee, ölünceye kadar. Şimdi burada bir defa bunu ortaya koyayım. <laughs> Avrupa'daki Amerika, Amerika'daki Avrupa'ya nasıl gidecek bunlar? Yani nasıl gidecek? Yani şimdi buradaki mesele <laughs> bir, bir, de bir de kadın erkek. Tabii kadın erkek karışık meselesi. Bir defa hayat yaşanıyor. Sen bu işi yaparken tak diye öldün. Mevla Celle sormaz mı? Kulum hani iffetin nerede, edebin nerede? Kadın erkek karma karışık ortamlar. E tamam da şunu yapıyorduk. Bakın değerli Murat. Benim üzüldüğüm bir şey var. Allah'ın gücünün sanki gücü sınırlıymış gibi. Bunun üzerine yüksek sesle şunu sormak istiyorum. Bu dünyayı yaratan Allah dileseydi siz cevap verin. 10 kat büyük yaratır mıydı? Tabii yaratır. 100 kat büyük yaratabilir miydi? Bin kat daha büyük yaratıp sınırsız yok. nimetleri verebilir miydi? Vallahi tallahi verirdi. Evet, hocam. O zaman biz dünyayı kurtarmayalım arkadaş. Ben samimi söylüyorum. Biz dünyayı kurtarmaya gelmedik. Dünyada Allah'ın koyduğu kuralları yapıp şu emanet canı Allah'ın vaat ettiği sonsuz cenneti elde etmeye çalış. Bizden evvel çok dünyayı kurtarmaya çalışanlar oldu. Ben siz ne yapacağız bu dünya ben siz ne olur diyenlerle kabristanlar doludu. Evet. Onun için biz Allah'ın vermiş olduğu ömür sermayesini onun razı olduğu şekilde bitireceğiz. Onu ne o ne diyorsa hacca giden bir kişi ne der? Bunu da arz edeyim bitireyim. Lebbeyk der. Lebbeyk emret ya Rabbim. Allah emrediyorsa biz tamam ya Rabbi diyeceğiz. Neyi yasak ediyorsa tamam ya Rabbi diyeceğiz. Allah'ı sorgulamayacağız. Bu iman edenler içindir. Adam dedi demiştir ki ben kendi yolumu çizdim. Sen bilirsin. Femen şafel yumin femen şafel yekfur. İsteyen iman etsin. İsteyen inkar etsin. Allah imanı kemin üstü hatimeler nasip eylesin. Rızasına nail eylesin. Sevdiği işlerle meşgul eylesin. Azabından gazabından muhafaza eylesin. Rabbim hakkı hak bilip hakka tabi olmayı, batılı batıl bilip ondan uzaklaşmayı bizlere nasip etsin. Sevgili Allah'ım Celle Celaluhu ömür sermayemizde razı olduğu şekilde imanı kemin üstü hatimeler ve onun Habibine salavat hep beraber Allah'ıma Allah sallallahu Son nefeste iman, kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek huzuruna varmaya muvaffak eylesin. Sağ Allah razı olsun anlatımlarınız için. Kıymetli izleyenler bir kadın ilmi hali programımızın daha sonuna geldik. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.